Herkese merhabalar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün gerçekleri konuşacağım. Yani ne konusu hakkında gerçekleri konuşacağım? Amatör sporcular ve fitness ve vücut geliştirme yapıp da yarışmalara hazırlanan sporcular için bazı gerçekleri size açıklayacağım. Eğer bir yola çıkıyorsanız, çıkmak istiyorsanız bu gerçekleri kabullenerek ve göz önünde bulundurarak yola çıkın. Akabinden daha sonra birçok problem, sıkıntı oluyor, oluşuyor. Ben de yaşıyorum, bana da yaşatıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar, şu andaki durumumuz ve ekonomik durumumuz, yaşadığımız ekonomik şartlar, koşullarda bir amatör sporcunun ya da bir yarışmak isteyen bir sporcunun yapacağı masraflar, gidecek olan masrafları, ondan sonra sistemleri, aşamaları falan neler neler neler, ben bunları buradan teker 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 sayacağım. Sizin de bu konularla alakalı herhangi bir düşünceniz varsa olaya nasıl bakıyorsunuz? Lütfen bana yorum kısmına yazın. Oradan ben yorumları cevaplıyorum zaten. Şimdi sevgili dostlar, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Benim sosyal medya hesabıma mesajlar geliyor. Şu şekilde mesajlar geliyor. İşte ben hocam yarışmaya gireceğim. Az bir zaman kaldı. Kuruyamadım. Kurumam lazım. Bir önceki formum çok kötüydü. Ne yapabilirim? Nasıl beslenirim? Nasıl bir protokolle ilerlemeliyim? Şudur budur bilmem ne. Diyorum ki kendisine, bir koçla çalışman lazım. Bakın arkadaşlar, beslenmeye önem veriliyor. Antrenmana önem veriliyor. İşte poz çalışıyorsunuz. Bir sürü bunun yanında biraz sonra açıklayacağım, masrafları yapıyorsunuz. Bir tane koçla anlaşmıyorsunuz. Yani yapacağınız, bu işe girmeden önce yapacağınız ilk şey bir tane antrenörle, bir tane koçla anlaşmanız arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani o kadar yaptığınız emek, yaptığınız masraflar, yaptığınız çaba, gayret, inanın ki iyi bir koçla çalışmıyorsanız, kafanıza göre işler yapıyorsanız hepsini çöpe atmış oluyorsunuz. Çok kötü bir formla çıkıyorsunuz. Kategori seçimlerinde yanlışlık yapıyorsunuz. Poz çalışmıyorsunuz, poz rutinlerini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bilgi sahibi olmuyorsunuz, yükleme boşaltma protokollerini bilmiyorsunuz. Podyuma çıkılacak o kupkuru forma nasıl gelinir bilmiyorsunuz. Bu aşamaları hakim değilsiniz. Ondan sonra bıçak kemiğe dayandığı zaman hocalara yazıyorsunuz. Bana yardım et, işte kurumam lazım, bilmem ne lazım diye. Herkes size bir şey söylüyor, kafanız karışıyor ve daha kötü formda podyuma çıkıyorsunuz. Şimdi ben şu şey, sen dedim koçla çalışman lazım. Dedi ki hocam maddiyatım yok diyor, bana mesaj atıyor. Bu bir değil, beş değil, on değil. Böyle çok mesaj geldi bana yıllar içerisinde. Bir sürü kişiden. Neyse. Diyorum ki ilk etapta koçla çalışman lazım. Hocam diyor işte maddiyatım yok benim diyor. Diyorum ki sevgili kardeşim bak, bu işte hadi 6 aylık bir süreçten bahsedeyim, hadi 12 ay ya da daha fazla, 6 aylık bir yarışma sürecinden bahsetmek istiyorum. Beslenme masrafı yapıyorsun, değil mi? Yapıyorsun. Supplement masraflarını yapıyorsun. Evet, yapıyorsun. İşte spor salonuna para veriyorsun. Evet, veriyorsun. Yarışmaya hazırlanmak için kullandığın ürünlere, protokolündeki ürünlere para veriyorsun. Evet, veriyorsun. Hem de onlara dünyanın parasını veriyorsun. Gideceğin şehirdeki konaklama yerine 2 günlük, 3 günlük ödeme yapıyorsun. Boyana ödeme yapıyorsun. Mayona ödeme yapıyorsun. Yol masraflarını ödeme yapıyorsun. Bunların hepsine maddiyatın var. Hocaya gelince işte hocam benim maddiyatım yok. Ya böyle bir yüzsüzlük olamaz ya öncelikle. Böyle bir şeyle karşımıza çıkamazsınız bile yani. Çünkü arkadaşlar şöyle bir siz de bakın, kabataslak bir hesaplama yapalım. Şimdi beslenme masrafın, etin kilosu ortada. Tavuk göğsünün kilosu 160 TL. 160 TL. Sen bunu 10 gün, her gün 1 kilo et yiyelim desen, yani yaklaşık aşağı yukarı 250-300 gram protein almak için 1 kiloya yakın et yemen gerekiyor. Okey? Bir sporcuysan kilo başına da işte 3 gram, 4 gram protein yemen gerekiyorsa aşağı yukarı 1 kiloya falan denk geliyor. Günlük yemen gereken
protein miktarı. Bunun yumurtasını falan filan saymıyorum. 160 TL. 10 günden 10 günden ne yapıyor arkadaşım? 1600 TL yapıyor. 20 günden ne yapıyor? 3200 TL yapıyor. 30 günden ne yapıyor? 3200, 1000 lira daha 4200, 4800 lira para yapıyor sırf etin. Sırf etin yanlışım varsa düzeltin. 4800 TL para yapıyor aylık. Hadi 5000'de. 6 ay var, değil mi? 6 ay var. 5, 10, 15, 20, 25, 30 bin TL etine para veriyorsun. Tamam? Bunun yanında supplementin var. Hadi bir 10 bin TL de ona ver. Hadi ne 10 bini? 20 bin TL. Ya 6 aylık bir supplement kullanımın aşağı yukarı 20 bin TL'yi bulur senin. Tamam? 50 bin lira. Bunun yumurtası var, karbonatı var. Hadi diyelim ki 60 bin TL. Protokollerin var. Uygulaman gereken protokoller var. Kullanman gereken bazı şeyler yarışmak için. Onlara da bir 30 bin TL'de bak. 30 bin TL diyorum ben, bu şey değil. Hani böyle en düşük rakamı veriyorum yani ben size şu anda. 30 bin TL diyorum ama hani her şeyini kullanmazsan 30 bin TL yani baktığında. Neydi arkadaşım? Sen şimdi aylık 5000 lira etine para veriyorsun. 6 ay veriyorsun, 30 bin TL yapıyor. Doğru mu? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 20 bin lira supplementlerine veriyorsun, 50 bin TL yapıyor. Ondan sonra işte yumurtan, karbonatın, bilmem neyin falan filan, şunun bunu, bin, bunu, o da 60 bin lira yapıyor. Bak çok küçük, minimalize ederek 6 ayda 10 bin TL koydum. Karbonat, yumurta, yağ, bilmem ne, şuna buna. Protokollerim var. Ona da verdim 30 bin TL. Etti 90 bin TL. Bakın ne kadar doğruları. Bakın masraflara bakın yani. Şu andaki ekonomik şartlarda durum bu. 90 bin TL. Senin yol masrafın var. Gittin geldin bilmemden. 5000 lira yol masrafında. Gittin orada otelde kaldın. Bilmem ne. Hadi 5000 lira da ona de. Gene ucuz ucuz söylüyorum. Bilmem ne falan. Mayone verdin bilmem ne. 100 bin. Ya 100 bin TL. Tamam, senin bir 6 aylık. Bak ben minimalize ettim rakamları. Hatam varsa yazın yorum kısmına. 100 bin TL senin 6 ayda yarışmaya hazırlık masrafın var. 2 kere 2 4. Bu böyle yani. Yani bunun ne aşağısı var? Yukarısı var, aşağısı yok. Kesinlikle yok. Çünkü yarışmaya hazırladığım bir sürü sporcum var. Yaptıkları masrafı biliyorum. İşte ben onlara elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum, sponsor bulmaya çalışıyorum falan filan. En azından yollarıdır, konaklamalarıdır, şudur budur bilmem ne. Şimdi 100 bin TL. Şimdi sen bu 100 bin TL'yi veriyorsun kardeşim. Hocaya gelince işte hocam maddiyatım yok diyorsun. Şimdi bu başlı başına bir emek hırsızlığıdır. Hak yemektir. En önemli şey koç. Seni o podyumda kupkuru formla, pırıl pırıl formla podyuma çıkartacak olan koç. Çünkü şu bilinmiyor arkadaşlar. Yarışma döneminin bulk sezonu çok kolaydır. Tamam? Ya yani bulk sezonu en kolayıdır yani. Hem protokol olarak en kolayıdır. Yersin yüksek karbonhidratını, yüksek proteinini, yaparsın antrenmanını ağır ağır. Oh mis gibi lay lay lom. İş definasyona geldiği zaman, son bir aya geldiği zaman, son 15 güne geldiği zaman, son haftasında yükleme boşaltma protokollerin, aralarında kullanacağın tedavi edici ürünlerin, bazı yüklemelerinde boşaltmanda kullanacağın bazı ürünlerin, protokollerin, bilmem nelerin, bunlar asıl en önemli olan kısımdır. Koçlukta açık açık söylüyorum bunu. Bak döneminde koç çok rahat. Yani kafası çok ağrımaz ama iş son 3 ay, son 2 ay, son 1 ay, son 15 gün, son 1 haftaya geldiği zaman koçun kafası şişer. Çünkü öğrencileri tarafından soru yağmuru hiç bitmez. Çünkü devamlı form kontrolleri yapılır, devamlı makroları değişir, karbonhidrat değişir, işte yağı değişir, proteinleri değişir, kullandıkları değişir. Ondan sonra dalgalı sisteme geçilir, bazen karbonhidrat sıfırlanır, bazen yükleme yapılır, cheat günü verilir. Tamamen bu kişinin tamamen formuna göre analiz edilerek ortaya...